İyi akşamlar sevgili Galatasaray TV izleyicileri. Yeni bir voleybol oynasıyla yine karşınızdayız. Bu akşamki konuğum Galatasaray HDI Sigorta erkek voleybol takımımızın başarılı antrenörü Nedim Özbey. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz bu aralar. İyisiniz bu aralar. Başarılardan dolayı çok iyisiniz. Evet, iyiyiz. İlk şeyle başlayalım. İnegöl maçı çok önemli bir maç. 3-2 geçtiğimiz bir maç. Son set 15-13 biraz orada da zorlanmışız. Nasıl geçti hocam maç? Evet. Atmosfer nasıldı? Saha nasıldı? İnegöl çok enteresan bir takım. Orada kolay kolay maç kaybetmeyen bir takım. Hı-hı. Bütün büyükleri dize getirmiş bir takım. Ziraat Bankası'nı falan yenen bir takım. Biz de oraya iddialı gittik. O maçın önemi vardı bizim için. Çünkü İstanbul'da yenmiştik onları 3-2. Aynı şekilde yenmek istedik. Gerçekten müthiş bir seyirci geldi. Çok da centilmen bir seyirci. Gerçekten yani. Tebrik ediyorum İnegöl seyircisini. Takımlarını desteklediler. Uh-huh. Çok güzel desteklediler. Biz de çok iyi oynadık. Yani ilk seti açık ara verdik. Arkasından toparlandık. Bir 2-1 mağlup olduk. 2-2 derken 5. seti aldık. Uh-huh. İnanılmaz çok güzel şeyler yaşandı orada. Anlar yaşandı. Sevindik. İnegöl seyircisi bizi alkışladı maç sonunda. Herkes centilmence tebrik etti. Daha önce aramızda bir şey çekişme vardı orada. Arkadaşlar bunu telafi ettiler gerçekten. Teşekkür ediyorum seyirciye. Galibiyet bizim için çok önemli oldu. Çünkü böyle bir takımı deplasmanda yenmek zor bir şeydi yani. Yendik. Herkes yenemiyor yani İnegöl deplasmanı. İnegöl bu senenin flaş takımı olarak zaten. Flaş takım benim için de aynı şekilde düşünüyorum. İnanılmaz bir yerde bitiriyor ve flaş takım. Çok iyi de oyuncuları var. Ve de oraya bu sene gelen bir antrenörleri var. Levent Zoroğlu diye. Bravo, tebrik ediyorum Levent'i. Çok başarılı buluyorum. O takımı idare etmek de kolay değil ayrıca. Çok değişik oyuncular var. Hepsini de idare ediyor. Tebrik ediyorum onu ve İnegöl Belediyesi Spor Kulübü'nü de kutluyorum. Seyirci de takımdan sahip çıkmış görünüyor hocam. Çünkü İnegöl gibi bir yer, yani bir yerde voleybolu bu kadar yaşatabiliyor olmak, bu kadar seyirciyi çekmek gerçekten seyirci, önemli bir başarı. İnanılmaz bir aktivite olarak görüyor. Herkes anlayan geliyor. Seyirci bu arada. Voleybolu geliyor, da anlıyor. Evet, voleybol da anlıyor. Çok güzel böyle. Çocuklar geliyor, kızlar geliyor, anneler geliyor, babalar geliyor. Çok güzel bir ortam var. Aile ortamı. Çok çok beğendim yani. Aynı şeyi bir hafta önce de hafta arası şeyde yaşadık biz Afyon'da. Hı-hı. Aynı şekilde. Anadolu'da voleybol çok seviliyor. Bu sevgiye layık olmak için de elinden gelen her şeyi yapıyor kulüpler. Afyon'da da arkadaşlar da böyle. Onları da kutluyorum. Anadolu'da voleybol çok önemli. Hı-hı. Bizim Afyon'da gelen seyircimiz daha İstanbul'da gelmedi. Yani Oğuz'un yayın öncesi konuştuk. Civar illerden çok fazla Galatasaraylı otobüslerle gelmiş. Öyle söylediniz. Uşak'tan, otobüslerle, Uşak'tan, Eskişehir'den, Denizli'den, Aydın'dan, bütün Ege'den. Olduğu gibi Afyon'a gelmiş, akın etmişler ya. Afyon'un da kendi seyircisi var, temiz bir seyircisi var. Evet, çok fanatik bir seyircisi var hatta diyebiliyoruz. Evet, güzel bir şekilde biraz da maç gergin geçecek Galatasaray. Evet, Afyon maçı gibi. Onu bekliyorduk biz de. 3-0'lık skora ben çok şaşırdım, inanamadım. Evet. Şahane dünya kadınlar bir skor günüydü almışsınız. O günü. Evet. Ona bütün dünya kadınlarına hediye ettik başta annemiz olmak üzere. Evet, sizin çok bir de orada çok güzel bir şey yaşandı. Hı. Maçın gözlemcisi, federasyon gözlemcisi Meral Hanım. Eski bir hakem kendisi, MHK üyesi, maçın gözlemcisi gitti tribünlere, başta bizim Galatasaray tribününe. Bugün Kadınlar Günü, lütfen annelerimize, kardeşlerimize göre bir tezahüratta bulunalım dediler. Ve maçta hiçbir çirkin hareket olmadığı gibi, maçtan sonra da Meral Hanım'ı bütün seyirci çağırıp alkışladı, kızdı, şaşırdı güzel, böyle. Bu güzel. Lazım böyle şeyler voleybolda. Çok hoşumuza gitti bizim. Anadolu'da voleybol gerçekten yayılıyor. Hı hı. Oricağının kırılmaması, Meral Hanım da değil mi söyledim? Meral Hanım. Meral Hanım'ın da bu kadar otoriter olması bir yandan çok da sözünü de geçirebilmiş zaten. Olması çok önemli. Müthiş. En önemlisi onun dinlenmiş olması tabii. Evet, evet. 8 Mart Kadınlar Günü'nde de o kadar olsun hocam. Tabii. Arkasından bir arkası de tabii da gelecek zaten öyle olduğu evet. Zaman büyük bir ihtimalle. Biz de Afyon'dan bu kadar net sonuç alacağımızı beklemiyorduk. Hı hı. Açıkça konuşmak gerekirse. Yani bizim önemli şeylerimiz var, taşlarımız var böyle. Onları oynatmak istemiyoruz. Çalışarak, çok çalışarak bir yerlere geliyoruz. Yani bir çalışma tempomuz, bir çizelgemiz var. Bir haftada 3 maç oynuyoruz. Öyle hocam, çok zor. İşte, onu da konuşacağız sizinle. 3 tane halter çalışıyoruz, mecburuz yapmaya. Süreç 6 tane sene. Antrenman yapıyoruz. Yani bu tempoda çocukların dirençleri kırılıyor. Takviye ediyoruz. Aslında gençlerimiz çok, bayağı
gençlerimiz var. Onlar yardımcı oluyor zaman zaman. Onlar içinde böyle bir süre almış oluyor, başarılı oluyor. Onlar da bizi çok mutlu ediyor. Şimdi asıl sonra konuşacağız, bir görüntülerimizi izleyelim. Galatasaray Hadiye Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda İnegöl Belediyesi'ni 3-2 mağlup etti, biraz önce konuştuğumuz gibi. Maçın röportajlarımız var, onları izleyelim. Sonrasında çok özel Emin'in yaptığı bir hareket var, onu da konuşalım sizinle hocam. Tamam. İnegöl kendi sahasında bütün rakipleri yenmişti. Onları burada yenen biz olduk. Güzel bir maç oldu. Skor olarak da güzel. Yani biz kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah bundan sonraki maçlarda da böyle galibiyetlerle ligi bitiririz. Playoff'ta önemli olan kazanıp ilk dörde girip orada mücadele etmek lazım. Ama şu anda bizim önümüzdeki hafta bir Urfa maçı var. O maçta bir rotasyon yapıp dinlenip Avrupa Kupası'na odaklanacağız. İnşallah Avrupa Kupası'nda hedefimize varırız. Öncelikle hedefimiz o. Lig çünkü daha uzun. Zannediyorum bu sene burada yine yürü gelen takım biziz yani. Çok organize bir takım. Çok ciddi silahları olan bir takım. İyi bir antrenörü var. İyi çalışıyor. Salonda iyi kullanıyor. Seyirci muhteşem. Muhteşem. Onları da kutluyorum. Çok centilmen davrandılar. Fakat benim çocuklar karar aldığı zaman, hep bunu söylüyorum size. Karar aldıkları zaman şonluğuna kadar oynuyorlar. Şonluğuna kadar. 2-1 mağluptuk. 2-2 oldu. Biraz hatalar yaptık. Tam yetişiyordu. Oynadılar. Kazandık. Çok iyi bir galibiyet oldu bizim için. Önümüzdeki hafta Urfa ile oynayacağız. Ondan sonra da Tokat'la oynayıp Rusya'ya rakibimizin karşısına gideceğiz. Bizim için çok iyi bir maç oldu. Bütün camiamıza hayırlı olsun. Çok uğraşıyoruz yani, gerçekten yani inanılmaz uğraşıyoruz. Çok zor kazanıyoruz. Ya bunun da farkındayız. Yani bilmiyorum ne olacak ama dediğim gibi şampiyonun yüreği her zaman tehlikelidir. Burası Galatasaray. Hiçbir zaman kolay maç vermeyecek, vermeyecektir de. Biz gitsek de kalsak da fark etmez. Galatasaray'ın ismi bence çok önemli yerlerde olmak zorunda voleybol erkekte. Umarım yani ilk şu an galiba Fener'le eşleşiriz gibi geliyor. Bizim de istediğimiz o. O derbiye yakışır. Sürprizlere açık bir maç. Yani tek hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Gerçekten benim hayalim buraya gelirken de hayalim burada kupa kaldırmaktı. Başka bir şey değil. Yani işte maçlarda işte görüyorsunuz ama şükürler olsun kazandık. Çok şükür. Şimdi önümüzde Urfa ve Tokat maçları kaldı. O ikisini de alıp Fenerbahçe maçına hazırlanmamız lazım. Artısından yani tarihimizde ilk defa Avrupa'da final oynayacağız belki inşallah. Rus takımını geçersek. Teşekkür ediyorum. Buraya da gelen Galatasaray taraftarına helal olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. İstanbul'da daha fazla insan bekliyorum. Daha fazla arkadaş, dost bekliyorum. Lütfen gelin destekleyin. Yenilsek de yenilsek de en büyük cimbom. Maç aslında biraz kötü başladık. Ama sonrasında toparlandık. Ben iki taraf için de keyifli bir maç, güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Sonunda kazanmak da tabii bunun üstüne tuz biberi oldu. Yani çok İyi bir maç oldu. Şu an için de artık tabii öncelikle Avrupa Kupası, sonrasında da playofflara hazırlanıyoruz. Yani bence çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Özellikle Avrupa'da ve playoff'ta olsun. Erkek voleybolcularımızı izledik. Çok güzel bir galibiyet almışlar. Yalnız şeyi de atlamayalım. Bu İnegöl maçında çok güzel bir fair play'lik, ödüllük bir şeyimiz var. Emin'in hareketi evet, var. Evet, çok elden çok güzel. Elden giden bir topa, hakeme dönüp elimden gitti demesi. Şimdi İnegöl topa smaç vurdu. Blok yaptık. İki hakem de avut verdi. Baş hakem ve yardımcı hakem. Bir homurdanma oldu. Olmadan hemen Emin elini kaldırdı. Benim elimden dedi. Hakem de teşekkür etti ona. Yanaken teşekkür etti. Yardımın için teşekkür dediler. Emin elinden buraya ver dediler. Sayılar da önemli sayılar yani. 17-19 falan evet, gibi böyle. Çok önemli bir sayıda bunu yapması zaten. Böyle kızmadım. Hayatta da kızmam. Çünkü hep dürüstlükten yanayız. Kimsenin hakkında yemek istemiyoruz. Haksız sayılar da almak istemiyoruz. Ben de döndüm seyirciye, şöyle tribününe. Bu arkadaşı alkışlamak gerekiyor dedim. Herkes alkışladı müthiş bir şekilde. Güzel bir, bana göre bu yılın favori adaylarından bir örnek. Emin'in ve bizim hayatımızda da aslında çok güzel bir anı. Bunun yüzünden daha da önemli bir şey yok yani. Ben de yapmıştım böyle bir şey de antiyorum çok kızmıştı bana. Eskiden tabii bunlar çok önemliydi. Şimdi şeye baktığınızda bütün sporlarda bu önemli hocam. Yani evet. Voleybolda da biliyorsunuz bir denetleme sistemi var. Teniste öyle. İçeride ya da dışarıda olduğunda hakemlere bir yerde yardımcı da olmak lazım. Tabii. Yani hakemler çok zor bir iş yapıyorlar. Voleybol için konuşuyorum. İnanılmaz. Evet. Hele böyle elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde çok zor.
o baskı, o şey, patırdı, gürültü, gerekli ışık yok gibi pozisyonlarda. Bizim maçı idare eden arkadaş Cihat Fırıncıoğlu, Yasin'le beraber şu an Türkiye'nin en formda hakemi. En formda, iş tartışması bir numara Cihat şu anda. Öbür arkadaşlarımız da yetişiyor. Adam yaptı, hata yaptı, bir tane yaptı yani. Oyuncu da kalktı elimden dedi. Adam da teşekkür etti. Yani çok, çok doğal bir şey. Evet. Atmosferi de gördük. Sağdan Hüseyin de çok memnun kalmış. Teşekkür etti taraftarlarımıza. Biz de teşekkür ediyoruz buradan. Evet. Ayaklarına sağlık. Gittiler, sizi desteklediler orada. Bizim de çok zor bir sürecimiz var bu arada Avrupa'da hocam. 29 Mart Çarşamba günü Rus ekibi Fakel Novi Urengoy. Zor bir ekip. Nasıl, biraz anlatır mısınız? Bu sürece kadar Sev Kupası'nda yaşadıklarımız, buraya gelmeyi bekliyor muyduk? Çok büyük bir mücadele var en başından beri. Nasıl geçti o süreç? Ben uluslararası maçlarda tecrübeli takımların çok daha rahat oynadığını ve bunları stres yapmadan geçtiğine şahit olmuşumdur. Benim takımda da çok ciddi kupa canavarları var. Hüseyin var, evet. Koç Can var, Can Ayvazoğlu. Yani inanılmaz kariyerde iki tane oyuncumuz var. Emin var. Aynı şekilde Bartman Zibi var. Yani Polonya'nın idol voleybolcularından bir tanesi. Efendim Samu var. Samuel Tüye. Bizim öbür çocuklarımız da, yani Haliller, Yasinler falan da milli takımlarımızda bayağı görev yapmış adamlar. Gittiğimiz zaman rahat oynuyoruz. Çok stres yapmıyoruz. Çok önemli takımlarla oynadık. Bir kere Balkan şampiyonluğu güzel bir şey. Şampiyonsunuz, düşünsenize. Galatasaray'ın bir Balkan şampiyonluğu var, evet, kupası var. İlk onunla başladı. Onunla başladı. Süreç. Ondan sonra oradan Challenge Cup'a geçiyorsunuz. Challenge Cup'ta yürüyoruz. Daha mağlup olmadık. Hem içeride hem dışarıda tüm maçlarımızı aldık. Sadece bir set verdik Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne. Ama zorlu maç oynadık yani. Azores'ten Portekiz'de çok zorlu bir maç oynadık. Zaten oranın gidişi de çok zorlu bir süreçti. Çok zorlu bir yer zaten. Orada bir akşam kaldık Lizbon'da. Lizbon'dan adaya uçtunuz. Amerika'ya 4 saat kalmıştı. Uzun bir seyahat geçirdiniz. Öyle evet. Bir şey. Aynı şekilde Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv gerçekten önemli bir kulüp, önemli bir takım. Onlarla da bayağı çekişmeli oynadık orada. Evet. Ama tabii dediğim gibi çok tecrübeliler bizimkiler bu konuda. Orada da var tecrübeli oyuncular ama yani Hüseyin falan çok farklı. Hüseyin, nasıl diyeyim yani, ben Hüseyin'le 15 yaşından beri beraberim. Hüseyin Koç dünyada en iyi blok yapan pasör. Tartışmasız bu gerçek. Bakın istatistiklere. Görün yani. Bir milli takım organizasyonunda 2005 üniversite oyunlarında bendim antrenörleri. 43 tane blok yapmış yani. Böyle bir şey olur mu? Bir pasör. Pasör için çok. Hatta Japon antrenör geldi, bana espri yaptı. Dedi böyle orta oyuncu çok iyi blok yapıyor. Kim? Hüseyin Koç dedi. Hüseyin falan. Koç. Güldü falan. Böyle şimdi Can diye çok tecrübeli bir adam var. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış, takımlarda oynamış. Çok soğuk, cool. Evet. Devamlı sakin oynayan rahat bir çocuk. Rahat ve sakin oynuyor. Rahat. Hüseyin ateşli, o soğuk evet. Arasında çok güzel bir şey. Zibi aynı şekilde. Ben bu çocukların bize çok büyük katkıları oldu. İnanılmaz. Avrupa Kupası'nda uzun yıllardan sonra ilk dörde kalması daha büyük sevindirici bir olay. Ben bekliyordum. Sorduğunuzun cevabı bu. Ben bekliyordum. Hatta ben çok daha yukarısını bekliyorum. Tabii bu da beni mutlu etti. İlk dörde kalmak da. Ama bu takımlara karşı biraz daha şimdi... Rakibimiz nasıl? Şey oynamamız lazım. Yüksek bir takım dediniz Rus ekibi için. Çok yüksek Demecek gösterdim sana kurulu. Adamın boyunu. Evet gördüm. Adamın boyu o kadar uzun ki uçak duruyor, başka uçağa bindiriyor adamı. Çünkü evet, sığmıyor uçağa. Sığmıyor. O derecede 2.15, 2.18, 2.12, 2.10, 2.14 tipli çocuklardan kurulu bir Rus ekolünün gelecekteki olimpiyat ve dünya şampiyonlarını hazırlamak yavaş için kurduğu bir takım. Yavaş yavaş adım adım geliyor takım. Belli. Evet. 95 doğumlu ortalamalı. Bir iki tane de abi koymuşlar. Çok tecrübeli. Onlar da katkıda bulunuyor. Şimdi bu takım ne yapar? Bu takımı file üzerinde imkansız bir takım. Çok yani bu boy ortalamasını da çok iddia ediyorum. Varsa şey yapsınlar. Basketbol takımı yok Avrupa Ligi'nde. Çok ciddiyim.
Yüksek yani rakamlar hocam. İnanılmaz. 2015-2018 bir de Ruslar ölçülerini yaparken çıplak ayakla ölçerler. Böyle bu kadar ekadarla falan değil. Değil. Yani. Çıplak ayakla natür. Muhtemelen bir 3 santim daha atar diyorsunuz yani, o rakamlar. Atar. Onun için çok uzun boylu bir takıma karşı oynayacağız. Çok sert bir takıma karşı oynayacağız. Fakat dediğim gibi bizim de bir takım silahlarımız var. Agresif oynayacağız. Onları bulacak servisler atacağız. Defansımıza çok güveniyorum. Çok iyi defans yapıyoruz. Özellikle Burhan Ferit'te iyi oynuyoruz. Salon yüksek olduğu için bütün topları havaya çıkartıp oynayabiliyoruz. Servisten sonra bizim de blok yapma şansımız var. Çünkü onları servisle bozup normal üçlü blokların içinde bırakabileceğimizi, geçen S bloktan geçen topları çıkarıp oyuna sokabileceğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum yani. Ben Rusya'ya bile böyle şeyler için değil, galibiyet için gidiyorum. Yani çok zor bir yolculuk. Nasıl kızlarımız gitmiş 12 saatte? Öyleymiş hocam, 12 saatlik bir yolculuk sürecekmiş. Bizimki belki biraz daha fazla olacak. Çünkü buradan gideceğiz Moskova'ya. Evet. 4,5-5 saat bekleyeceğiz orada. Hı hı. Arkasından aktarma yapacağız. Oradan sonra da 4-5 saat gideceğiz. Sonunda bir arabayla gideceğiz. Sonunda oteli bulacağız diye düşünüyorum. Böyle bir şey var. Bulunduğumuz yer -17 derece. Şu anda soğuk bir yer. Bizim için sorun yok. Her şartta oynama hazır bir takıma sahibim. Çok meşakkatli bir yolculuk olacak ama silahımızda servisimiz olacak diyorsunuz. Tabii tabii. Oyunlarını yani bozmamız agresif gerekiyor. Her türlü agresif oynayacağız. Ne bileyim blokların içine değil çünkü inanılmaz blok var. Daha yukarılara daha ellerinden iyi oynayarak blok atmış. Tam ona doğru vurarak. Veyahut da erken girişlerle onları bloğa çıkmadan topu düşürmek çabuk gibi şeyimiz var, çalışmalarımız var. Hı-hı. Onun için de ayrıyeten çalışıyoruz. Bir tane ekibimiz var bizim. İstatistik ekibimiz. Kız erkek beraber istatistik şeyimiz çalışıyor. Öyle bir karar aldık sezon başında. Bunların başında Cihan Hoca'yı getirdik. Cihan'ı. Bizim tarafta Mert Can, öbür tarafta Mert kızlarda. Hı-hı. Ve Umut Hoca bir mix halinde bütün takımları analiz edip çıkartıyor. Çok 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 faydalı oluyorlar. İnanılmaz. O kadar rahatlıyorum ki adamların her şeyini çıkartıyor. Çok büyük analizciler. Ve Umut da bunları çok iyi programlıyor ve anlatıyoruz, yansıtıyoruz çocuklara. Çok katkısı oluyor bize. Hı-hı. Birinci silahımız analiz diyebilirim size. İstatistik ve analiz. İkinci silahımız çok çalışıyoruz. Yani çalışmadan olmaz. Hı-hı. Şimdi çalışmadan olmaz sanki böyle ay biz çok çalışıyor dinlenmektir diye değil. Öbür başka takım arkadaşları da yanlış anlamaz. Kendi salonumuz var. Sadece voleybol salonu. İstediğimiz saat giriyoruz. Sabah halterden sonra giriyoruz. Akşam bir çalışmasında ilave bir daha giriyoruz. Ufak çocuklar var. Onları siz burada ısınırken biz bir daha yapıyoruz diyoruz. Devamlı sahanın içerisinde oluyoruz. Bir de aynı çatı altında olduğumuz için çok kızlarla da hep beraberiz yani. Bütün kız erkek takımları uzun yıllardan beri böyle bir şey olmuyordu. Kız takımı erkek takımını tanımıyordu. Erkek takımı kız takımını başarısızlığını istiyordu. Yıllarca bu oldu mu? Şimdi öyle değil. Antrenörler tabii bu korkuda Nedim abilerin de katkısı var. Onları birleştirip hepsini başarılı olmasını, neticede Galatasaray takımının başarılı olduğunu. Biz sadece şeyiz yani. Onlar kulüp olarak bir şey bir yere getirmeye gerektiğini anlattık. Onun için de başarılı oluyoruz. Altyapılarımız güzel geliyor. Siz zaten bu Maccabi Tel Aviv maçının son setinde artık garantiledikten sonra genç oyuncularımızı da sahaya sürdünüz ki onlar da gelsinler ve yardım etsinler ve biraz da pişsinler. Ama yani çok güzel bir ortam. Biz iki seti nasıl aldık. Nasıl oynadılar hocam? Ben o seti seyredemedim ve merak da ediyorum. Birinci set çok şeyli geçti. Çekişmeli geçti. Hı hı. Tabii adamlar nasıl onları orada yendik. Onlar da bizi burada yenmek istiyor. Aldık. 27-25 aldık. İkinci seti de aldıktan sonra tur atladık biz. Ama dediğim gibi Galatasaray takımının mağlup olması gerekiyor. Gençlerle konuştum. Sizi oynatacağım. Ama set verirseniz abilerinizi sokacağım dedim. Doğru. Bu dediğim şansı kaybetmeyin. Peki dediler. Libero dahil, pasör dahil, sağdaki oynayan 7 tane çocuk beni, abileri kızmasın, turdan daha çok mutlu ettiler oyunlarıyla. İnanılmaz bir oyun oynadılar. Çok da iyi Cansu oynamışlar, Perhane. Evet. Yani erkek voleybolunda top o kadar gidip gelmez. Özellikle Melih'in çıkarttığı toplar var. 3-4 tane. Yasin çıkartıyor, Melih çıkartıyor, Melih vuruyor, bir daha çıkartıyor. Gidiyor, geliyor. Seyirci ayağa kalktı ve en son topu vurduk. Bir sayı alınca ben de tabelaya falan attım. Çok sevindim böyle çocuklara. Sevgimi belirtmek istedim. Ve aldılar. O güne de Adis bizim genç yeteneğimiz. Yasin, Adis, Berkay, Melih.
Dodo, bizim Dodo'muz meşhur, oradan oynuyor. Kaptanları da Muratan. Bunların hepsi Galatasaray'ın altyapısından birebir yetişmiş çocuklar. Evet. Bir şey duyuyorum. Efendim Galatasaray altyapısından yetişmemiş, dışarıda almışlar. Bakın burada bir yanıltma var. Çok sevgili arkadaşlarıma bunu söylemek zorundayım. Hı-hı. Bunu söyleyenler arkadaşlarımız. Galatasaray erkek voleybol takımında altyapıdan gelip A takımda görev yapan şu anda 12 tane oyuncu var. Kiralık verdiklerimizi falan söylemiyoruz. İnanılmaz dışarıda. Çift lisansla oynayan oyuncularımız var. Bal takımı var. Bornova Anadolu Lisesi evet. var. Düzce var. Anadolu'da öbür takımlar var. Verdiğimiz çocuklar var. İnanılmaz. Hepsi bizim altyapımızdan çıkma. Ve işte altyapıdan böyle mi çıkarttı? Ya altyapıdan çıkmış. Adis Laguncia'yı İtalyanlar alsaydı ne yapacaktı? Oynatmayacaklar mıydı altyapısında? Adis Laguncia, babası da Ekrem Laguncia arkadaşımızdır. Bosnalı Müslümandır. Burada başladı voleybolda. Kardeşi de 2002 doğumlu, o da 2005, o da burada başladı. Yasin'i küçük takımdayken almışlar, efendim dışarıda almışlar. Almayalım mı şimdi yetenekli çocuğu Galatasaray'a kazandırmayalım mı altyapıda, verme, böyle şey olur mu? Muhalef olmak için böyle şeyler söyleyip de üzmesinler. Biz üzülmeyiz, onlar üzülüyor. Çünkü altyapının çocuğu, lisansında, federasyonda Kayseri altyapıdan çıkmış oyuncu olarak yazıyor. Bunu da kapatıyorum burada. Tamam. Teşekkür ederim. Bu arada bir küçük bir hatırlatmam var hocam. Sevgili izleyicilerimiz, Nedim hocamıza soru sormak isterseniz Twitter'da Nedim Özbey'e sorun etiketiyle bir hesap açılmış durumda. Oradan da sorularınızı iletirseniz buradan ben bakıp hocamıza soracağım. Peki, altyapılar diyelim. Altyapılarımız bizim hocam hep konuştuğumuz şey zaten. Yani erkeklerde de bayanlarda da. Dışarıdan almaktansa kendin yetiştirip. Evet. İleride biraz önce konuştuğumuz Rus takımı. Ne dediniz? Pilot takım yapıyorlar. İşte çok gençleri bundan sonraki 3 sene sonraki 4 sene sonraki milli takımlarını Tabii. ya da o takımı oluşturmak üzere organize ediyorlar şu anda. Gençlerle oynuyorlar. Evet. Geçen sene de iyi bir takımmış, bu sene daha da iyi bir takım. Evet. Biz de öyle geliyoruz aslına bakarsanız. Yani bizim erkek takımımızın altyapısı çok kuvvetli. Evet. Şimdi bundan 3-4 sene sonra Adisler, saydığınız çocuklar, gençler hepsi abilerinin yerinde olacaklar. Ha yeter ki oynayabilsinler. O da ayrı mesele yani. Ya mesela bize bir çok genç bir yeteneğimiz var. Melih Sıratça. Hı-hı. Bu adam genç takımda oynarken tek başına Hı-hı. Fenerbahçe'yi playoff'ta eleyen adam. 3 sene önce. O kadar değerli bir oyuncu. Bir duraklama dönemine geçiyor insanlar böyle. Biz de onu kendisine kiralık verdik. Dışarıda bir aşama kaydediyor. Şimdi yeni baştan onu kazanıyoruz. Çift lisanslı olduğu için. Biz de tekrardan şans buluyor, oynama şansı buluyor. Hı hı. Vallahi elimizde ne imkan varsa çocuklarımız için kullanıyoruz. Neticede görev yaptığımız yer öyle sıradan bir yer değil, gelip geçici bir yer değil. Kalıcı bir işler yapmak gerekiyor. Burada herkes bir şeyler bırakmış buraya. Biz de bırakalım, biz de bir şey bırakalım. Yani hedefim bu takımı ileride biraz daha takviye edip üst düzeyde derece yapabilecek bir takım haline getirmek. Öyle bir amacım var yani. Bunun için geldim yani. Ali Yüce de bunu biliyor. Geldiğinde de ilk bunu konuştuk Sayın Ali Yüce ile de başkanla da. Öncelikle bir şeyler yapalım. Yaptık. Daha da yapacağımız imkanlarımız var. Dışarıda kiralık verdiğimiz çocuklarımızı bu sene yazın alacağız. Kampta kullanacağız. Faydalanacaklarımızı yukarı alacağız. Biz de bu seneki pozisyona göre önümüzdeki yılda buraya bir rotasyon, oyuncu rotasyonu yapıp da ileride daha başarılı takımlarımızı seyrettirmek istiyor taraftarlarımıza. Bu haftaki maçımız hocam Urfa ile. Nasıl bir evet. zor bir maç bu? Urfa takımı Urfa son nasıl gidiyor? Sizin yorumlarınızı alalım onlarla ilgili. Urfa takımı oyuncuların bir kısmını dışarılara verdi. Kiralık verdi. Biraz bu işten vazgeçmiş gibi görünüyor. Ki öyle kendisini şeye hazırlıyor. Son 4 takım kendi arasında play-out oynayacaklar. Evet, bir son de takım evet, ona da geleceğim. Play-off nasıl oynanıyor diye. Ligde kalacak gibi. Orayla alakalı düşünceleri var. Hı hı. Biz de bu Urfa maçında biraz daha iyi çalışma imkanı bulduk bugünlerde. Ben de ilk defa pazar günden beri ilk defa dışarı çıktım. O da hatırınız için çok takım da bu şekilde yorgun ve şey hastalık bir salgın var. Hı hı. Grip. İşte bize iğneler, serumlar. Buraya geldik. Evet. Takım da aynı şekilde. Biraz korumak istiyorum takımımı. Bu temponun yoğunluğundan da tabii bağışıklık tabii. sistemleri de gitmeler, gelmeler, maçlar. Pazar günü Fenerbahçe, çarşamba antrenman. Günü Afyon deplasmanda
Ondan sonraki pazar İnegöl. Döndük. 3 kişi hastanede, ben dahil. Doğru. Yani. Çok kolay değil. Çok zor bir süreç geçiyor. Evet. Urfa'yı da böyle bir an evvel geçip, kazasız belasız sakatsız geçip çocuklarımızı önümüzdeki hafta Tokat ile bir maçımız var. Buradan Sayın Tokatlı kulüp başkanına, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kendilerine bir şey bildirdik. Biz Rusya'ya 27'si sabahı 5'te gideceğiz. Biz 26'sı akşamı sizin oradan döndüğümüz zaman çok zorlanacağız. Maçı biraz geri alır mısınız dedik. Hay hay dediler ve maçı 25'ini aldılar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Bu gerçekten kulüpler arasında yapılması gereken şey. Bize mesela Eczacıbaşı takımı, Hırs takımı da yapmadı. Evet. Uçaktan indiler, maça çıktılar. Bu centilmenlik çerçevesi içinde pek uygun şey değil, kusura bakmasınlar. Tabii. Biz bunu bu arada bunu da belirtmek istiyoruz. Daha önceki programımızda da belirttik. Federasyonla ilgili bir konu zannediyorduk hocam. Yok. Halbuki bu maçlar takımların kendi aralarında konuşup anlaşıp da evet, bir sonraki gün ya da başka bir saate çekilmesi evet, ile ilgili olabilir. Takımlar anlaşırsa federasyon yardımcı oluyor. Evet, uygun yardımcı görüyor. Oluyoruz, evet. Federasyonların kendi yetkisinde olduğu zaman onu da yapabiliyorlar. Ama iki takım arasında şey çıkarsa bırakıyorlar. Olduğu gibi kalıyor. Fakat bugün Türk Voleybolu'nun kurucu kulübü Galatasaray çok değerli Eczacıbaşı. Yıllarca mücadele etmişiz erkek ve bayan olarak. Olabilir. Hiç olmazsa bir uyku zamanı tanısalardı bizim kızlarımıza. Yarın öbür gün playoff var, belli olmaz. Belki karşılaşırız yani. Doğru söylüyorsunuz. Çok doğru. İnşallah dengelenecek bunların hepsi de. Ve o zorluklar evet, geçecek. Lig bittikten sonra bu sefer bir de bu sene sistem değişti. Playoff'larda 1-8, 2-7, evet, 3-6 olarak gidiyor. Ne diyorsunuz hocam? Her sene değişmesi etkilemiyor mu takımları? Her sene tabii değişmesi etkiliyor. Ya da bir anlamı var mı değişmesinin? Niye değişiyor? Bir programı her sene uygulayamıyorsunuz. Milli takım programları oluyor. Şampiyonlar Ligi kulüplerin programları milli oluyor. Milli takım maçlarının yoğunluğuna göre o zaman ligi erken bitirmek erken için. Erken bitiriyor. Yapılan. Şimdi antrenörler geliyor. Ben de yaptım milli takımda. En çok yapan abilerden bir tanesiyim. Geliyor, hemen çok heyecan çekildi. Aman erken bitirin, erken başlayayım, erken kamp yapalım, turnuvamız var. Var zaman. Peki şeyi soracağım. Bu kadar erken bitirebiliyorsunuz. Niye uzatmıyorsunuz? Uzatabiliyorsunuz da. Çünkü bu kadar yatırım yapan sponsorlar var. Görünüp biraz daha kar, biraz daha zevk, biraz daha ilgi göstermek için beklerken ol diye bit diye getirip bağlayalım. Tamam, milli takımımız bizim milli takımımız. Ama yine de bir zaman var. Şimdi birinci aşamayı, ilk 8'i oynatıyorlar. Oynuyorsunuz. Bir birsiniz. Bir 6 set oynuyorsunuz. Ve eleniyorsunuz veya eliyorsunuz. Ondan sonra kalan 4 takım da kendi şeyi playoff oynuyor. Ya alınmış 2 maç var. Ben şu anda kendime göre plan yapıyorum. Takım istiyorum karşımda. Oynayacak bir takım gözüme kestiriyorum. Veyahut da iddialı olmak istiyorum. Büyük oynamak istiyorum. Fenerbahçe istiyorum. Fenerbahçe lider. Kendi sahamda oynayacağım ilk maçı. Yendim, gittim. Fenerbahçe beni yendi. Sonra nerede oynayacağız? Orada 6 set oynayacağız. Ya bunlarla alakalı bir takım sıkıntılar var. Ha, bu kararlar alınmış. Şimdi bunları düzeltemeyiz. Bunlar alınmış. Onun için de federasyona falan kızmıyorum ben. Bunlar hep olağan şeyler. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok yani. Ama sonrasında bir takım oyunlar da dönmeye başlıyor. Sene, üçüncü olmamak ya da yedinciyle oynamamak. Yani şimdi bakıyorsunuz ligin gidişatındaki maçları. Bu da hoş değil yani hocam. Konuştuğunuz zaman üzülüyorum. Başkan da üzülüyor yani. Federasyon başkanı da çok ciddi, çok şey bir adam. Akif üstünde. Yani adam üzülüyor, bakıyor böyle. Ne yapsın? Ortasını bulmaya çalışıyor. O gidiyor. Sakatlığını bahane ediyor. O gidiyor, şeyini bahane ediyor. Fakat ligin dengesi değişiyor. Çok da göz göre göre olduğu için dengesi değişiyor. Doğru söylüyorsunuz. Sıralama için, yani kendi sıralaman için aşağıları tehlikeye atmamız lazım. Çok ayıp bunlar. Bundan sonraki süreç nasıl geçer hocam peki? Biraz sizden dinleyelim çünkü zor bir dönem. Sev Kupası oynanıyor. Türkiye Ligi bitecek. Nasıl görüyorsunuz playoff'u takımı? Playoff'u istiyorum. Playoff'ta da Fenerbahçe'de eşleşmek istiyorum. Eşimiz Fenerbahçe olsun. İki tane ezeli rakip, ebedi dost. Tekrardan bir araya gelsin. Herkesin kendine göre planı var. Benim de ona göre planım var. İstiyorum. Onlar bizi eleyebilir, biz onları eleyebiliriz. Onları elersek
biz 4 ile 5 ile oynayacağız. 4 ile 5 ile yendiğimiz takımlar, yenersek şampiyonluğa oynayacağız. Hesabı bu, bu işin. Evet. Oldu oldu, olmadı. Kalan sahalar bizimdir. Ama düşünmek lazım. Herkesin bir hesabı var. Herkesin bir hesabı var. Bunu da burada açıklıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Öyle şeye de gerek yok. Ben stresli değilim yani. Fenerbahçe maçları bizim çok güzel oynanıyor. Bizim sahamızda da çok güzel bir maç oynandı. Birkaç tane orada kritik hatalar yapıldı orada. Ondan dolayı biraz şey olduk. Hakemlere hiçbir zaman laf söylemem. Hepsini tanıyorum. Hepsi iyi niyetli. Bazen formsuz oluyorlar. Böyle o da bana çok rastlıyor formsuzluğu bunların. Öyle. Evet, ilk devrede biraz bayağı sıkıntı yaşanmıştı, evet, ama çok da 3-2'lik maç oynadık hocam. Yani biliyorsunuz. Devamlı. Orada en kritik zamanlarda bir tek karar bütün takımın çabalarını, evet, bütün antrenmanların şeyini zorluğunu bitiriyor orada. Biraz önce de şeyi konuştuk. Hani oyuncu yetiştirmiyorsunuz, oyuncu yetiştirelim yani. Oyuncunun yaptığı hatalara katlanacaksınız. Yani göğüsleye göğsüm çürüdü. Ne yapayım? Adamı soktuk, iki servis attı, maçı verdik. Kaçırdı. Yani 14-13'te servis kaçarsa tiebreak'te bitti. Bitti. Ne yapalım? Adamı mı şey yapalım? O da bizim oyuncumuz. Kaçırdı. Sayı alma için attı. İşte voleybolun adı işte öyle. Hata oyunu. Evet. O yüzden maalesef mutlaka oluyor bir yerlerde. Takımın durumu nasıl peki hocam? Ahenk nasıl yani? Ahengimiz o gençler ve büyükler, tecrübeliler. Zaten tecrübeliler çok. Özellikle Hüseyin çok toparlayıcı bir oyuncu. Tabii şey de var orada. Öbür çocuklar var. Yani İbrahim Akşeker var. Ha, takımın evet, en eskilerinden. Evet. En çok oynayanlardan. Herhalde burada en çok oynayan Akşeker yani. 10 küsur senedir falan oynuyor. Gitti geldi tekrardan. Müthiş esprili bir adam. Ha, herkesi evet, şey yapan bir adam. Bir de buradan ayrıca kendisine teşekkür ediyorum bu yıl için. Sezonun başında gönderilmesi gündemdeyken takımın en başarılı elemanı olup oynamasından sonra bir de kulağını çektim ona. Demek böyle yapabiliyorsun diye. Şu anda bir belinden bir sıkıntı çekiyor. Birkaç gün istirahat edecek. Evet, sakatlıklarımız var mı? Nasılız bu ara takım olarak? Var tabii yani. Var. Bu kadar yoğunluğa mutlaka ufak tefek oluyordur. Bir de biz yerde oynamayı çok seven bir takımız. Yere yakın bir takımız. Defansı seviyorsunuz. Çok atlama zıplama var. Oranı vuruyorsun, buranı vuruyorsun, şey yapıyorsun, seken topu atlıyorsun. Benim karakterim blok ve defans yani. Sımacı sen de vurursun, ben de vururum. Ama bu benim yıllardan beri voleybolda kattığım bir şey. Ya blok yapacaksın, blok geçerse defans yapacaksın. Erkek voleybolunda defans çok zor bir şeydir hocam. Yani voleybolda bayanlarda daha çok ralli olur ama erkekte evet, güce dayalı, çok daha fazla güce dayalı evet, olduğu için o defanslar zaten artı ve tribünü de takımı da ayağa kaldıran tabii, artı tabii, bir defanstır biliyorsunuz. Fenerbahçe siz maçında öyle bir ralli oldu ki yani çok güzel bir ralli oldu. Erkekler de dediğiniz gibi öyle bir ralli olma şansı yok. Çok güçler çünkü. Evet. Kızlar şimdi böyle, haydi hoppa, şöyle, böyle bir demle çıkıp oynuyorlar, tekrar atıyor. Ben dayanamıyorum kız maçı izlerken bazen böyle. Galatasaray maçını izliyorum. Gidiyor, geliyor. Nefes alıp dışarı çıkıyorum. Öldü mü tamam, öyle. Yok, biz alışmışız. Bir gidiyor, bir geliyor, sonra ölmesi lazım. Çünkü güç var yani. Evet, doğru. Güç var. Çünkü o bloktan gelen topu dublajda alamayacak kadar süre bulamıyorsunuz. Yani alacak kadar süre bulamıyorsunuz. O kadar çabuk geliyor ki. Gibi. Takımımızın da keyfi yerinde. İyi, keyfi yerinde. Biraz daha keyifleri daha iyi olacak inşallah önümüzdeki hafta. Bir kere zaten başarı olarak beklenenden çok daha yukarı bir yerdiler. Emin adımlarla sürekli galibiyetlerle gidiyorlar. İlk devrede yapılan hatalar bu devre yapılmadı gördüğüm evet, kadarıyla. Daha oturmuş bir takım. Oturdu normal. Şimdi Hüseyin'le Hüseyin'in ilk senesi. Hüseyin'in ilk senesi olduğu için oyuncularla bir anlaşma şeyi var, sıkıntısı oluyor pas olarak. Daha yeni yeni anlaştık biz. Yani Zivi Bartman, Samuel Tuye daha yeni yeni anlaştık. Ortadaki çocuklar, ortadakiler Türk. Hüseyin onların kafasına vurup vurdurur. Ama yabancılarla zor anlaşıyorsun. Yeni yeni anlaştık. İyi oynuyoruz yani. Bu sene ne bileyim herkesin aldığı bir maç var yani. Halil İbrahim gidiyor bir maç alıyor. Anormal oynuyor ki Emin de öyle acılar içerisinde oynuyor. İyi ne oluyor çıkıyor oynuyor. Herkesin şey yaptığı bir şey var ya, harcadığı bir emek var gerçekten.
İyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hocam, göreceğiz. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, bu hafta sonu pazar günü 19'unda, ayın 19'unda saat 1'de bayanlarımız Çanakkale Belediyespor'la oynuyor. Erkek takımımız da saat 17'de MSK Urfa ile karşılaşıyor. İki maç arka arkaya oynanacak. Bu arada iki maç tek bilet olarak satılacak. Ne çok güzel bir şey. O da iki maç arasında tesisimizi dolaşsınlar. Orada tenis müsabakaları yapılıyor. İşte kafeler var, otursunlar falan. Çok iyi bir aktivite olur bizim seyirci için de. Tesislerimiz de çok güzel bu arada. Yani çok da keyifli. O yüzden neden olmasın? Herkesi maça bekliyoruz. Ben yönetmenimden rica edeceğim. Benim hatırlayamadığım bununla ilgili bir VTR'miz var mıydı yoksa? Tamam. Şimdi onu izleyelim. Onun üzerine Nedim Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Galatasaray Park Voleybol Salonu pazar günü iki mücadeleye ev sahipliği yapacak. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray bayan ve erkek voleybol takımlarımızın oynayacakları iki maçı tek biletle izleyebilecek. Galatasaray bayan voleybol takımı pazar günü Çanakkale Belediye'yi saat 13'te konuk ederken, aynı gün Galatasaray HDI Sigorta ise MSK Urfa'yı saat 17'de ağırlayacak. Bu karşılaşmaların bilet fiyatları ise şöyle. Kategori 1 parçalı tribün 15 lira. Kategori 2 file arkası 10 lira. Rakip 10 lira. Önce bayanlarımızdan Polonya'da bir galibiyet bekliyoruz şu anda. İnşallah galibiyet alıp gelsinler. Sonrasında pazar günü saat 1'de Çanakkale Belediyesi maçı. Sonrasında erkek takımımız 5'te Urfa maçı. İnşallah onlar da galibiyetle. Bu haftayı da bitirelim hocam, 3 tane galibiyetle. Eklemek istediğiniz ne var programı kapatmadan önce? Biraz onları konuşalım, sonra programımızı kapatalım. Vallahi her şey Galatasaray için. Galatasaray voleybolunda çok güzel şeyler oluyor. Ama hangi gözle baktığınızla bağlı. İyi gözle bakarsanız iyi şeyleri görüyorsunuz. Değişik gözle bakınca değişik şeyleri düşünüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Çünkü kötü yapılan hiçbir şey yok burada. Burada her şey iyi yapılıyor. Bir kere onu söylemek istiyorum. Buradaki her şey iyi yapılıyor. Planlı, programlı, düzgün, altyapısı, üst yapısı çalışıyor. Antrenmana dayalı bir Galatasaray erkek takımı var. Yoksa nasıl başa çıkacağız? Antrenmana dayalı yani. Çok ciddi. Bir gün sana bir belge olarak vereceğim yaptırdığımız antrenmanların sayısı ve saatlerini. Nedim abi nereden çıktı diyeceksin. O kadar derece çalışıyoruz. Onun için kimse merak etmesin. Gerek playoff'ta gerek Avrupa Kupası'nda elimizden gelen her şeyi yapıp kulübümüzü en iyi yerlere taşımaya gayret edeceğiz. İnşallah hocam. Galatasaray seyircisi de, camiası da, yöneticileri de bunları, siz çalışanları, hepimiz bunları hak ediyoruz. İnşallah sonunda güzel haberlerle, senenin sonunda da, ligin sonunda da güzel haberlerle ligi bitiririz. Kupadan da güzel bir galibiyetle döneriz. 29 Mart'ta biz buradan zaten sunuyor ve iletiyor olacağız. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Başka bir programda tekrar belki bir ay sonra, iki ay sonra, şu sezon bittiğinde tekrar bir arada oluruz. Tekrar konuşuyor oluruz sizinle. Güzel geçen bir sezonu. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için hocam. Çok mersi. Başarılar diliyoruz hafta sonu çok içinde. Çok teşekkür ediyorum. Zaten maçta olacağız. Görüşeceğiz sizinle. İnsan evine gelmiş gibi oluyor. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Nedim hocamızı, erkek voleybolunu ve bayan voleybolunu da kısım kısım konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir programla tekrar bir arada olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.